SporX. Fernando Muslera için tarihi ceza ihtimali. Tarihi ceza gelebilir. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu 4 oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor. Turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'na H grubunda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti. Tarihi bir ceza geliyor. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmalarına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay, maçın son düdüğünün ardından oldukça gerilmiş ve bazı futbolcular hakemin üzerine yürümüştü. Uruguay-Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulunmuştu. Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor. Galatasaray'ı da etkileyebilir. Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Gadin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray endişeli. Sabah gazetesinin haberine göre en büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği men kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişesi hakim. Derbiyi kaçıracak. Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Muslera bireysel disiplin cezası cezası alırsa bu ceza sadece Uruguay milli takımını değil Galatasaray'ı da etkileyecek. Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi. Bu durumda Muslera, Ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak. Sporx. Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar. Dursun Özbek'ten açıklamalar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir sponsorluk anlaşmasının tanıtımında açıklamalarda bulundu. Mali olarak güçlü olmalıyız. Mediciye köydeki binamızın işbirliği için Nevita ile yaptığımız anlaşmayı duyurmak için buradayız. İlk günden beri öncelikli amacımız mali açıdan güçlü, sürdürebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. Bankalar Birliği Anlaşmasından çıkacağız. Bunun için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Mecidiyeköy'deki arazimizin geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu değerlendirmeyle birlikte kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği Anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız. Mecidiyeköy projesi çok önemli. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projemiz büyük önem arz ediyor. Projenin adı Leo. Projemizin adı Leo. Galatasarayımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar buna bir yatırım fırsatı olarak baksın. Yatırım miktarı 150 milyon TL. Yatırım miktarı takribi 150 milyon TL arasında değişiyor. Günlük fiyatlar hızla değişiyor. O yüzden kesin rakam söyleyemiyoruz. Burası çok güzel, çok önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla onun hak ettiği bir harcama şeklinde olacağız. Gerek dekorasyonu, gerek işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için yatırım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak. Kimse merak etmesin. Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Kimse merak etmesin. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz. Borca büyük fayda olacak. Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır bu proje en az 1 milyar TL. Nevita CEO'su Faruk Akbal, en az 1 milyar TL değerinde sermaye girişi öngörülüyor. Sadece konut kısmı bu. Ticari alanlar da var. Çeşitli getiri sağlayacak alanlar da var. Konut kısmı ile ilgili minimum 1 milyar TL, yabancı yatırımcılardan gelecektir. Amacımız Galatasaray'a fayda sağlamak. En az 1 milyar TL rakamı, bu rakamdan bahsediyoruz ama harcamalar da olacak. Rezidans haline gelmesinin harcamasını Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Orada sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir. Kademe kademe her fırsatta satışların realize olmasıyla birlikte bilgi aktaracağız. Her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin bilindiği bir şekilde projeyi geliştiriyoruz. Satışlara yeni başlayacağız. Rakamları belirtirken dikkatli olmaya çalışacağız. Nihayetinde bir piyasadır. Emlak sektöründe de inişler çıkışlar olabilir. Maliyetlerde de inişler çıkışlar olabilir. Asgari hedeftir bu rakam. Umudumuz çalışmalarımızın neticesinde daha fazla Galatasaray'a fayda sağlamaktır. Ağır bir borç yükü altındayız. Galatasaray Spor Kulübü ağır bir borç yükü altındadır. Her ne kadar Galatasaray, rakiplerimiz itibarıyla kıyaslandığında, bu Bankalar Birliği konsorsiyumundan ifadesi, Galatasaray en iyi durumda olan kulüptür. Rakiplerimize oranlar en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına geliyor. Galatasaray her alanda en iyi olmak zorunda. Bizim Bankalar Birliği Anlaşması gereği 2,2 milyar TL kredi borcumuz var uzun vadeli bugün itibarıyla faiz miktarı kabul edilebilir orandadır ama Galatasaray Spor Kulübü günde 1 milyon TL'ye yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sportif başarı yakalaması mümkün değil. Genel kurula bunu anlattık. Buradan çıkış için de mevcut gayrimenkulleri değerlendirmeliyiz. Gayrimenkulleri bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için şunu tercih ettik. Biz bu elimizdeki gayrimenkulleri geliştirelim. Farklı bir boyut ortaya çıkıyor o zaman. Elbette geliştirirken çok önemli iş ortaklarına ihtiyaç duyuluyor. Borcun yarısı kapanacak. Mecidiyeköy binası ile birlikte borcumuzun neredeyse yarısını kapatıyoruz. Bu operasyonun süratli bir şekilde olmasını umuyor. Bu paranın hızlı bir biçimde kasamıza gelmesini bekliyoruz. Galatasaray kasasına gelen paranın yarısı borcu kapatmaya gidiyor. Başlangıç noktası Mecidiyeköy Mecidiyeköy binasındaki gelen parayı finansal mühendislikle artırdıktan sonra yarısını bankalar birliğindeki kredimizi ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya ve Kemerburgaz projelerimize destek verecek bir fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi çok net planlandı. Başlangıç noktası Mecidiyeköy projesi. İşimiz bitmeyecek. Borcun yarısını kapatınca tamam mı? Hayır. Mecidiyeköy'ü takip edecek projeler var. İnşaatlara başladık. Kemerburgaz çok önemli ve Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Florya projesinin sonuna yaklaştık. Mecidiyeköy'den gelecek para, hareket kabiliyetimizi hızlandıracak. Borcumuzun tamamının kapatılması Florya projesiyle olacak. Sadece borcu kapatmayacağız, 25-30 yıl boyunca finansal bağımsızlığını kazanacağız Galatasaray'ın. Oradan gelecek parayla kurulacak fonlarla, altyapı, yeni gayrimenkul edindirme, voleybol, basketbol gibi alanları destekleyici kaynak olacak. Ana para sabit olarak fonda kalacak. Gelen yönetimler bu paranın getirisiyle mevcut projelerini yürütmek zorunda olacak. Tesislerimiz çok eskidi. Galatasaray'ın kapalı spor salonu da gündeme gelecek. Bunları yapmak zorundayız. Tesisleşmede bilinçli hareket etmemiz lazım. Tesislerimiz çok eskidi. Dolayısıyla bu tesisleşmeye kaymak olacak Mecidiyeköy projesi çok önemli. Bizim bir misyonumuz var. Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren ilk kurum. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in dediği gibi Avrupa ile rekabet etmek ve yenmek gibi bir misyonumuz var. Bu sadece futbol için değil. Judo, yelken gibi sporlarda olimpiyata katılacak ülkemize sporcu yetiştiriyoruz. Misyonumuz bu. Bu harcamalardan şikayet etme durumunda değiliz. Misyonumuzu yerine getirmek için finansal yapıyı güçlendirmeliyiz. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir. Gelirlerin düştüğü bu dönemde finansal yapının güçlenmesi şart. Kar edemiyoruz. Sportif faaliyetlerden kar edemiyoruz. Oyuncu ihraç eden bir ülke değiliz. O zaman biz misyonumuzu devam ettirebilmek faaliyet dışı alanlardan gelir üretmek zorundayız. Bu dijital dünya olabilir. Bunun için de çalışmalarımız. Gayrimenkul dünyası olabilir. Bu alanda da çalışmalarımız var. Galatasaray'ın marka değerini her imkana yansıtmalıyız. Biz mali yapıdaki bağımsızlığa kavuşmayı diliyoruz. Bunun için de hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sevgi iklimi gerekli. Sevgi iklimi içinde hareket etmeliyiz. Artık zaman, o zaman. Buradan öteye köy yok. Hep beraber olacağız. Bu birlikteliğin Galatasaray'a yansımasının ne kadar faydalı olacağını göreceğiz. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.